İyi kullanmaya çalışıyorum. Evet. Optojen bizi kırmadı. Türkiye'nin her tarafında davaları takip ediyor. Hekimlerle ilgili davaları da takip ediyor tabii ki. Ve burada da bir davası vardı, müvekkilleri vardı. Onun için geldi ama... Satacağım konu tıbbi maddiyat iddiası durumunda sağlık çalışanları için süreç nasıl işliyor? Bunu bilmiyoruz. Bunu anlatmam lazım. Bununla bağlantılı olarak bizim malpraktis poliçesi dediğimiz poliçeden bahsedeceğim. Bunun çok değişik bir iki yönü var. Onlardan mutlaka bahsetmem lazım. Bir de beyaz kottan bahsedeceğim. Kısaca beyaz kottaki haklarımız, sorumluluklarımız nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi doktor ile hasta arasındaki ilişkide hastanın doktora karşı var olan her hakkı aynı zamanda doktorun da hastaya karşı bir yükümlülüğü. Bu konuyu çok kısa geçmek istiyorum. Şimdi bizim müstakil bir kanunumuz yok. Doktor-hasta ilişkisini inceleyen ayrı bir kanun yok ne yazık ki. Bazı işte tıbbi deontoloji nizamnamesi var. O eski 1930 yıllardan kalma tababet ve şuabatlı tarz icrasına dair kanunumuz var. Ama ne yazık ki müstakil bir kanunumuz yok. Biz doktor-hasta arasındaki ilişkiyi incelerken Türkiye Borçlar Kanunu'ndaki hükümleri kıyasen uyguluyoruz. Yani evini bir işçiye boyatan birisinin işçiyle yaptığı sözleşmeyle tedavi için doktora o kanunlarla doktor hasta arasındaki ilişkileri çözümlemeye çalışıyoruz. Bu da tabii bir takım zorlukları beraberinde getiriyor. Hukuksal anlamda çok fazla sözleşme çeşidi var ama Yargıtay bunların iki tanesini doktorla hasta arasındaki ilişkilerin temeli olarak kabul ediyor. Bunlardan bir tanesi vekâlet sözleşmesi. Çoğunlukla doktor hasta ilişkilerinde biz vekâlet sözleşmesinden söz ediyoruz. Burada eğer bir hastalığın konu, doktorla hasta arasındaki konu bir hastalığın tedavisi ise burada vekâlet sözleşmesi söz konusu. Burada bir sonuç garantisi yok. Doktorun yükümlülüğü en iyi olanı yapmaya çalışmak ve yaptığını ispatlamak. Hekim tedavi planlar uygularken en iyi sonucu vermek için gerekenleri yaptığını ispatlamak zorundadır. Burada ispatlamak zorunda olduğumuz tek şey bu. Ben modern tıbbın gereklerini zamanında uyguladım. Hasta iyileşti, iyileşmedi. Komplikasyon gelişti, gelişmedi. Bunları bilmemiz mümkün değil. Üçüncü bir sözleşme olarak bahsetmedim. Burada zaten vekâlet sözleşmesi aynı. Eğer hastanın şuuru kapalıysa ya da o sırada yakında yoksa yanında vekâlet iş görme sözleşmesi, bunun da hükümleri vekâlet sözleşmesi hemen hemen aynı. Diğeri de eser sözleşmesi. Burada plastik yerli arkadaşlar da var. Onların durumu biraz da bu eser sözleşmesine giriyor. Burada tıbbi konulardan çok, tedaviden çok bir kozmetik amaçlı, estetik amaçlı bir girişim varsa burada bir sonuç garanti ediyorsunuz. Burada biraz daha yükümlülüğünüz daha fazla. O yüzden karma bir durum varsa, yani hem tedavi hem estetik varsa daha çok hep krizlerinizi eser sözleşmesinden gidilecek bir şekilde değil de vekâlet sözleşmesine gidilecek şekilde tedaviyle alakalı hazırlamaya çalışın. Sizlere önerim bu. Hasta falanca polikliniğe gitmesi konusunda bilgilendirildi. Ya da hastaya ameliyatın komplikasyonları anlatıldı demeniz, poliklinik defterinin bunun bulunması ya da bir konuda bir tanığınızın olması, hemşirenizin, sekreterinizin bu konuda biz hastayı bilgilendirdik demesi bizler için yeterli. Bu karar hangi davada çıkmıştı? Bu karar Down sendromu ile ilgili bir davada çıkmıştı. Birkaç tane hukuk şirketi var. Bu hastalara ulaşıyorlar. Yani hastalara da demeyelim. Down sendromlu ailelere ulaşıyorlar. Ve direkt sigorta şirketine dava açıyorlar. Amniyosentez gerekmeyen kişilere bile gerekmediği halde neden bu konuda onam almadınız yapılmayacak konusunda diye davaları kazanıyorlardı. Yargıtay bunun yanlışını anladı ve dediğim gibi çok yeni 2022 tarihli bu genel kurul kararı burada. Yani içtihat olabilecek bir karar. Yani bir dairenin değil de genel kurulun bir kararı. Bundan sonra doktor arkadaşlarım bu anlamda çok işine yarayacak. Bu dediğim gibi bu konuyu kısa geçen demiştim. Esas size anlatmak istediğim konu bu. Bir malpraktis iddiasıyla karşılaştığınız zaman ceza yargılama süreci nasıl devam edecek? Tazminat davası süreci yani hukuk yargılama süreci nasıl devam edecek? Bu konuda eğer faydam olursa, bir şeyler anlatabilirsem, sizlerin aklında kalıcı olabilirsem çok mutlu olurum. Şimdi ceza yargılama sürecinde kişi bir zarar gördüğünden bahisle ya da yakınının bir zarar gördüğünden bahisle savcılığa bir suç duyurusunda bulunuyor. Bu süreç iki aşamadan oluşuyor. Birincisi soruşturma yani savcılık aşaması, ikincisi kovuşturma yani dava mahkeme aşaması. Ceza yargılama süreci
bu evrelere göre, kişinin statüsüne göre farklılıklar gösteriyor. Eğer bir dava açıldıysa, kişinin özel sektörde çalışması, kamuda çalışması, yok çalışan olması değişmiyor. Bütün dava, bütün vatandaşlar için olduğu gibi doktorlar için de aynı şekilde yürüyor. Ama soruşturma sürecinde sağlık çalışanı statüsüne göre bir takım farklılıklar var. Eskiden bu üçlü bir ayrım vardı. Kamu görevlisi, yok çalışanı, özel sektör çalışanı farklıydı. Vakıf üniversitesi çalışanların durumu zaten çok karışıktı. Bazıları bazı durumlarda kamu görevlisi gibi kabul ediyordu, bazen özel sektör çalışanı gibi kabul ediyordu. Ama bu Mayıs ayında biliyorsunuz malpraktis yasası olarak bilinen bir kanun çıktı. Buradaki üç tane, şimdi diğer biraz sonra onları da anlatacağım. Üç ana konuda kazanımlarımız oldu. Bunlardan bir tanesi soruşturmayla alakalı, ceza hukukuyla alakalı. Önce kısa olanı anlatayım. YÖK'e bağlı çalışanlar zaten, onlarda bir değişiklik olmadı. YÖK kanununa göre soruşturuluyor. Burada farklı alt gruplar var. Kişinin statüsüne göre, YÖK başkanı olması, rektör olması, dekan olması, öğretim görevlisi olmasına göre farklı bir soruşturma izni süreci var. Ama sonuçta kim incelediyse YÖK'te, bu kişi için soruşturma alıştırmasına izin veriyorum ya da vermiyorum diyor. Eğer izin verirse Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor. Eğer izin verilmezse olay kapanıyor. Kamu görevleriyle alakalı da eskiden özel sektör çalışanları için savcılık makamından bir izin alınmıyordu. Normal bir vatandaş gibi sadece soruşturmasını yürütüyor, bir dava açılması gereği görürse de davayı açıyordu. Ama devlet memurları için biliyorsunuz bizim için bir illerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklardan bir soruşturma izni alınması gerekiyor. Tabii valilik ve kaymakamlık bu soruşturmayı kendisi, bu izin için disiplin sürecini kendisi yürütmüyordu. Genelde salgın müdürlüğünden, başhekimlerden, başhekim yardımcılarından soruşturmacılar atıyordu. O kararı da onlar veriyorlardı. Artık kamu görevlileri de bu kalkana kavuştu. Artık özel hastanede çalışan bir arkadaş hakkında da birisi benim hastam yaralandı diye ceza alsın bu doktor diye dava açma çabasına girip ilk adımı attığında, şikayetçi olduğunda artık o da bir soruşturma izni alınması gerekiyor. Demin söylediğim gibi eskiden içeride kaymakamlık il merkezinde vali tarafından veriliyordu. Bunlara tabii verilen karara itiraz yolu da açık. Hukukta birçok karara itiraz yolu açık. Eskiden buna itiraz, bu karar hangi ilde verildiyse onun bağlı olduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine yapılıyordu. Ama son durumda artık özelde çalışan arkadaşlar için de böyle bir durum söz konusu. Ama soruşturma izni valilikler kaymakamlıklar vermiyor. Bütün Türkiye için Ankara'da Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir mesleki sorumluluk kurulu kuruldu. Ama bu kurulda yine bu işi Ankara'dan araştırmıyor. Yine Taşra'daki kolları vasıtasıyla araştırıyor. Sağlık müdürlüklerine yazıyor, başhekimliklere yazıyor. Oradan soruşturmacılar atıyor ve bu arkadaşlar artık özel hastanede çalışan doktor arkadaşlarında fiillerini sorguluyor.